Çekeceği de aşağı fiyatları niye çekmedi? Çeksin bizim geçeği 3 aylık alanlara. Yani 3 aylık emekliyiz biz yani. Ya yetiştiremiyoruz ki hani 200 lira harcadım yine evde eksikler bitmiyor hiç. Kendimi götüremiyorum yine. Mecbur pazara gelmesem olmuyor. Gelsem böyle zorlanıyorum. Fiyatlar başını almış gidiyor. Ucuzluk için biraz ucuzlasın diye. Ucuzlasın param yetmiyor. Para yetmiyor ucuzlasın da biraz da öyle alayım param yetsin diye geliyorum. Anlatabildim mi şimdi ben size? Ayda kaç defa geliyorsun pazara? Ayda mı? Ya ayda iki sefer geliyorum falan geliyorum işte. Yani 15 güne bir geleyim böyle zor gelip zor gidiyorum yani. Kaç kişisiniz evde? Kaç kişi? 2 kişi. Yetiyor mu peki size? Yetmiyor ki yetmiyor. Yetmiyor idare ediyoruz işte yavrum. Yetmiyor. Eşin emekli mi? Emekli. Geçinebilir emekli de çocuğu evden çıkmıyor ki işte ben de Tokat Sakal gidip geliyorum. Yani zoraki gidiyorum. Yani tem olarak da şey yaptık. Tem olarak alıp da burada gıdalardan alıp biz bir şey demiyoruz ki. Yararlanamıyoruz ki hepsinden. Alıyorum yerden de alıyorum ben. Söylüyorlar şurayı alabilir miyim diyorum. Alırsın diyorlar. Marulların yanında yaprağını ne aldım gidiyorum işte burada. Yerden aldım bunları şey işte azıcık şu. Yerden aldım işte alırım. İşte yerdekiler. Yerde aldım söyledim alıp dediler tezgahın kenarı. Yerlerden aldım işte bu da şey biber de. Üstüne koydum çocuk yere döktü de aldı. Alıyordum gücüm yetmiyor ki 10 liraya 10 liram bitti. Alamadım yani. 10 lira param bitti. 10 liraya da gücüm yetmiyor alamadım öyle gidiyorum işte. Ne yapacaksın kuruyor da ne yapacaksın ne yiyeceksin evde duvarı taşı mı yiyeyim mi yani? Ha? Mecbur salatayı yıkıyorum salatayı kullanıyorum yani. Marul yeşillik kimence de insan daha şey yapamıyor yani. Geliyorum pazara bir şey bulamıyorum. On liraya Allah para yetmedi. Şöyle ucuzlarsa diye gittim geldim. Fakat hiç ucuzlamamış. Niye veriyordu her şey? Zaten memurlara verdi eline verdi kepkene geri aldı. Biz de aynı onlara uyuyoruz yani. 3 aydan alanlara işte bu kadar şey yapabiliyoruz biz. Yani kurur dinen bir şey kalmıyor. Aç kalınca ne yapacak? Aç fırın köpek fırın yukarı çıkardım. Aç kalırsan mecbur alıp yiyorsun. Kuru fayda etmiyor. Bazen arkadaşlarını görürse diye insan sağa sola bakıyor. Fakat onu da şey yapma hiç görmez şerikten geliyorsun yani. Gerçekten yani öyle. Gerçekler bu böyle yavrum işte şurası 200 lira. Mecbur hepsinden de yarımşar birer kilo, yarımşar kilo birer kilo yani aldıklarım. Yaşamak zor, zor da zor. İstediğiniz her şeyi alabiliyor musunuz pazarda? Yok canım, nerede? Niye alamıyor? Onun istediğim her şeyi alsam para yetmiyor. 200 harcı yok, 200. İşteyle yetiyor. Ondan kız, bundan kız yetiriyor. Teyzeciğim, 4 nursuz. Akşamları geliyoruz pazara. Oy 30 lirayla ne alınır? Hiçbir şey alamıyoruz ya. Pahalı, hiç insanların vicdanı yok mu? Kafasını yastığa nasıl koyuyor bu halk? Oğlum 3 senedir evde matematik öğretmeni bekliyor. Atanamadı. 80 puan alıyor atanamıyor. 3 senedir evde. Ben yurt dışı gideyim diyor. Ben de onu bırakmak istemiyorum. Babasız büyüttüm ben onu. Fes çal. Babanın öldüğünde 2 aylıktı. Canım benim bu kadar adaletsiz, bu kadar yani ne bileyim bu Türkiye nereye gidiyor bilmiyorum. Ya bir kayınbaban maaşına geçiniyoruz. Ya, anlatabiliyor muyum? Elektrik su geliyor 600-700 milyon. 600 milyon elektrik gelmiş. Hiçbir şey de yapmıyoruz. Ev kendimizin ama yani evin duvarlarını yiyecek halimiz yok ya teyzeciğim. Yavan suvan yiyoruz ama ülkemiz erden gidiyor. Yazlık gelecekler için, torunlarım için. Şuradan 3 tanesini 10 liraya ıspanak aldım. 3 kilo 30. 2 tane maydanoz aldım. 5 liraya bir kıvırcık aldım. 5 liraya da 30 lira o zaten. 17 patlıcan aldım gidiyorum eve. Hiçbir şey alamadım. Zorla beni o yana getirecek. Özellikle akşam geliyorum. Yok gitmiyor. 50. Gitmiyor yok teyze. Akşam yani ucuzdan çürüyor çarıyı götürüyoruz. Yarısını yiyoruz yarısı atılıyor.
Şu zaman pazara gelirdi ne olur? İşte karanlıkta geliyorum. Komşular kimse görmesin diye karanlıkta geliyorum. Anlatabiliyor muyum? Karanlıkta komşular görmesin diye karanlıkta geliyorum. Anlatabiliyor muyum canım? Utanarak da gidiyorum siteye. Utanarak giriyorum ya. Yemin ediyorum. Bak, utanarak giriyorum siteye. 36 yaşında dul kalmışım. 3 kızla, 1 oğlanla, kaynana, kaynbaba onlarla uğraştım. Şu zaman oldu kayınpederine, kayınvalidemin karnını çekiyorum. Akşam pazarına geliyorum. Bak gidince kayınpedere üstünü vereceğim paranın. Sana yemin ediyorum. Elma şu anda 5 liraya düşmüş. Gündüz eşim geldi 30 liraymıştı. Alamadı evet. Hayır hayır ben çalışmıyorum canım benim. Eşim emekli. Ne kadar emekli maaşı? Onu hiç sorma kızım. Onu hiç sorma. Benim babamla günlerime rapor. Çok zor, çok zor, çok zor. Çok zor. Hele ki evi olmayanlar, kirada olanlar. Mesela bir emekli maaşı 7500 lira, 6500 lira. Ev kiraları olmuş 15-20 bin lira. Bir düşün kirayı nasıl versin, bu aile nasıl geçinsin? Yani yazık bu millete. Gerçekten de yazık. Gerçek. Hiç söyleyecek bir şey bulamıyorum kızım. Ben daha şu anda bir şey almadım. Bir ıspanak aldım, patlıcan aldım. İşte bakacağım bakalım. O da gidecek, o da 68 yaş. Daha ucuz oluyor gündüz vakitlerine göre. Gündüz vakitlerine göre akşam tabii ki daha uygun oluyor. Ne kadar karın oluyor akşam? Vallahi gündüzleri bilmiyorum. Ben gündüz gelmediğim için. Eşim geldi gitti. Bayağı pahalıymıştı. Şimdi akşam biraz uygun yani. 65 yaşındayım. Uzun bak canım benim. Evet. Tabii ki zor geliyor. Tabii ki zor geliyor. Kırıyor. Herkesin onurunu kırıyor. Yani şu millete bak önceleri akşam saatinde geldiğin zaman pazarda kimseyi bulamıyordum. Ama şimdi millet yani omuz omuza geçemiyor millet akşamüstü. Neden? Millet 5-10 kuruş acaba ucuzlarda alır mıyım diye. Yazık bu milletin haline. Gerçekten de yazık. Şu an 1 liraya sattığımız için zarar ediyor. Bunun arası 3,5-4 arası. Akşam pazar, millet yesin. Yarına götürüp çöpe atayım da millet yesin. Bir poşet olmuş 45 lira. 50 lira. Bugün 750.000 poşete para vermişiz. Pazar pahalı diyorlar. Markette bugün benim sattığım normalde 45 lira. Ben sattım 25 lira. Ama zarar etmiyor. 5 lira bir kiloda para kazanıyor. Bir kamyon bugün 1000 lira mazot yakıyor. Nakliye ücreti, giriş çıkış ücreti hale giriş çıkış ücreti 50 lira. KDV'si, nakliye parası, ameliyesi. Hep üst üste biniyor. Şu an bunlar zarar ediyor. Ha çöpe atana kadar satarım diyor. Efendim? Gündüz 5 lira. Ha, akşam 1 lira. Evet. Havuç gündüz 15 liraydı, şimdi 5 lira. Yani çürüyene kadar satar, millet yesin diyor. Gel de işin içinden çıkamıyor işin içinden. Kazanabiliyor musun? Kazanıcı yok. Millet kart kullanıyor. Ondan markete gidiyor. Nakit yok mu yani? Nakit, yani millette nakit yok. Mesela bugün müşteri geldi, 425 tuttu, ben 400 atayım diyor, ver diyorum. Gece saat 2'de kalkmışım, saat kaç olmuş? 10. 10, 11'de eve gidiyoruz. Gece saat 3'te 2'de yine kalkmışım. Ha çektiğimiz ezete değmiyor, onu söyleyeyim ben. Geliyor. Durumu olmayanlar, hani artıklar, dezgahın altındakiler, arkadakileri hep toplayan oluyor çünkü. Para üstü yok, yok, yok. Ben diyor hani durumum yok diyor, mecbur bunları toplamak zorundayım diyor. Eşim diyor o 20 bin lira maaş arıyor. İki tane çocuk okuyor. Ben ev hanımım diyor. Ama bir daha geçinemiyorum diyor. 10 bin lira diyor kira var. İki tane çocuk nasıl yetireyim? Bak sesi geçim yok hani. Şöyle bir sıkıntı var. 20 bin lira yetmiyor kimseye. Yetmez de. Bu süre zarfında Tayyip'in verdiği parayla geçinecek bir insan varsa ben alnını karıştırırım. 7,5 lira doğal gaz, telefon, elektrik, su biter. Ne yiyecek bu adamlar? Aç mı kalacak? Verdiği parayı kendisi 150 milyar alıyor. Hiç demiyor ben bu kadar para alıyorum. Az parayla çok masraf. Emekleri ölsün. Ek işi mecbur yapmak zorundasın. Ne yapacaksın? Geçinemezsin ki. Ben geçen senenin 2,5'a razıyım. Bu senenin 7,5'a razı değilim. Devalüasyonu kaç yaptı? %300. O parayla geçinebilecek insan var mı? Domates geçen sene 1 liraya sattığım halde bugün 20 lira. Hadi geçinsin bakayım nasıl geçinecek. Ek iş yapmak zorunda mısın peki? Mecbur yapmak zorundasın. Niye? Nasıl yapacaksın? Ev kirası 15 bin lira. Ev kirası 15 bin lira. Kirada mı kalıyorsun? Ev kirada kalıyorum. Evim yok ki. Bu memlekette 5 milyona ev alınıp oturulabilir mi? Nerede bulacaksın? Bir emekli nerede bulacaksın? Geçimini sağlamayan bir insan nasıl geçinecek? Mümkünatı yok geçinmesi için. Peki yoruluyor musun akşamları? Yorulmaz mı hiç? 67-70 yaşındaki insan yorulmaz mı?
20 yaşındaki delikanlı dayanamıyor bu işe. Tayyip Bey oturduğu yerde 150 milyar alıyor. Ek örtülü ödenek alıyor. Bununla geçinebiliyor mu? Bir adam 7,5 liralarına geçinsin.